Φιλόι το κύριε Αδελίδια. Με μπαμπάνε τι, με γιούσινα, Σταμπό. Μπαμπάσε μπούντζε, η Σταμπλδο όλαν, μπαμπάσε να Λουάν Μπέντε τη Σίλε, μπαλάντο κόρμου σκέντιλερε. Εδώ, κύριε Νιδέ, σκαμπαίνει λέτρα καμπίμε. Devamlı mektuplar gönderip. Më kanë lënë amanet që të kem lidhje me babajnë e ti. Ve babasını bulmasına emanet bırakmış. Yani öz dedesini. Përshëndetemi, si gjithmonë jemi në kërkim të rënjeve tona, por unë bëj kërkimin e rënjeve në Turqi. Sot mbasi do kërkojmë një rënjë, mbasi do kërkojmë një gjurmë nga një varë. Por pa tjetër që gjurmët që janë në varë, kanë edhe gjurmë që janë mbi tokë, por shpresoj që ato që janë mbi tokë do të na përgjigjen, sepse ato që janë në botën tjetër nuk kanë mundësi të na përgjigjen, por malli i tyre, dhimbja e tyre, patjetër që do të trashëgohet edhe nga gjaku i tyre, besoj. Edhe sevgili dostlar, her zamanki gibi köklerin peşindeyiz ve ben şu an Arnavutluk Tirana'dayım ve bir kök arıyoruz. Aradığımız kişi şu an maalesef ki hayatta değil ama onun çocukları hayattalar ve İstanbul'da yaşamaktalar. Dilerim ki bize bir ses verecekler. Hemen konuya geçiyorum. Nirdida. Nirdida. Siyeniz otel o an? Falemdermir. Falemdermir. Lete nihemi emrin? Onu çoğum Luan Nevruz Saliko. Luan Nevruz Saliko. Saliko. Jam nga fshati Luarasi, rrëdhit Kolonja. Kolonja bölgesinde Luaras köyünden kendileri. Tani, unë kam një emanet në babaj tim. Babasından bir emaneti var. Artık bir emanet bırakmış. Se babaj tim pa vdeku në vitin 1964. Babası 1964 yılında ölmüş. Në atë kohë, unë tani jam 74 vjeç. Kendisi şu an 74 yaşlarında. Në atë kohë kam qare 13-14 vjeç kur më ka lënë emanetin. Babası öldüğünde ve kendisine emanet bıraktığında 13 yaşlarındaymış Luan Bey. Edhe më ka lënë emanet që të kem lidhje me babajnë e tij. Ve babasını bulmasına emanet bırakmış. Yani öz dedesini. Öz dedesini. Peki öz dedesi kimdir? Ne zaman gelmiş? Nasıl gelmiş? Ve ne olmuş? Hemen aktaracağım size. At her tamarim me njënga njo. Gjyshi juaj ka vajtur në Turqi? Gjyshi tonë ka shkuar në Turqi në rreth vitit 1923-24. Dedesi 1923-1924 yıllarından Arnavutlu Güney bölgesinden Türkiye'ye gitmiştir. Türkiye. Edhe në kohën që iku gjyshi, babaj tim ishte rreth 2 vjeç. Babası o zaman 2 yaşındaymış. Yani dedesi gittiğinde evliymiş ve burada bir çocuk bırakmış. Pra gjyshi ka qenë martuar dhe ka lënë një djalë dhe djali i vetëm ishte baba juaj. Babai, as motër, as vëlla. Yani dedesi gitmeden önce burada Arnavutluk'ta evliymiş ve tek bir evlat bırakmış. Tek bir erkek çocuk, başka kardeş yok. Tek bir erkek evlat bırakmış dünyaya. O erkek evlat da Luan Bey'in babalarıdır, yani babası ki 1964 yılında vefat etmiş. Në fakt, babaj tim kur u rrit dhe krijoi familje, filloi të kishte edhe lidhje me babanë e tij, me gjyshin në Stambol. Babası büyünce İstanbul'da olan babasını, yani Luan Bey'in dedesiyle bağlantı kurmuş kendileri. Edhe kishin edhe shkëmbeni letër këmbime. Shkëmbeni devamlı mektuplar gönderip getiriyorlarmış. Në mënyrë periodike, nga Turqia në Shqipëri, nga Shqipëria në Turqi. Deri në vitin 1964, kur babai tim vdiq, ai mbante lidhje të rregullta. Yani 1964 yılına kadar, yani babası yaşadığı süreçte İstanbul'daki babasıyla her zaman mektup gönderip almışlar. Yani bağlantıları varmış. Si quhej gjyshi që ka vajtur atje? Tani, gjyshi tim e ka emrin Veli. 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 Me emrin Saliko. Veli Saliko. Veli Saliko. Türkiye'ye gelmiş olan dedesinin ismi. Korkan Yiga.
që duhet ta theksoj unë tani këtu, që kur dërgonte letrat, që dërgonte letrat nga Stambol, ishte në Stambol ka banuar, në letër adresa ti shkruash Veli Gramozi. Veli Gramozi. Veli Gramozi. Jo Saliko, Veli Gramozi. Me këtë emër, lagap, si thonë, në vinin e ve letrat. Fakat şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar, dedesi Veli Dede Türkiye geldiğinde orada Veli Saliko değil Veli Gramozi ismini kullanmış, İstanbul'da yerleşmiş ve tüm mektuplarında soyad olarak yani Gramozi olarak kullanmıştır, yani Saliko değil. Denevide 1970, ne patım letra kandim, edhe ne si fëmijë. Edhe yuva me gjyshin. 1970 yıllarına kadar babası öldükten sonra yine mektuplaşmaya devam etmişlerdir. Në aty në vitin 1970, gjyshi dërgon një njoftim tek ne që të vinte në Shqipëri. Gjyshi donte të vinte në Shqipëri. Donte të vinte në Shqipëri. Yani 1970'li yıllarında gönderdi mektuplar ve haberlerden kendisi Arnavutluğa gelmek istediğini belirtmiş. Pra ka dash të vinte në Shqipëri gjyshin atko. Por nuk e kalon koha e komunizmit. Po komunizmi neve pyetëm, atje na dhanë orientimi dhe këto si urdhër, se nuk është porosia jo, urdhër që të mos e pranoni. Ve o zaman komunizm döneminde maalesef ki maalesef gidip uğraşmışlar, sormuşlar fakat hayır demişler. Yani gelmesinde müsaade edilmemiştir. Arsye de nuk edeyim edhe nuk pyetëm. Sebep yok. Komunizm. Po, gjyshi tani pra Veli Gramozi në Stambol. Në cilën zonë të Stambolit ishte vendosur në atë kohë dhe me çfarë ishte marrë, a ishte martuar në letra që shkruan të çfarë tregonte për jetën ti. Fakat Gramoz dede, yani Veli Gramoz dede, hani İstanbul neresinde yerleşmiş, orada evlenmiş midir, çocukları olmuş mudur? Soruyorum soru gereğinden dolayı çünkü benim bilgilerime göre zaten evlenmiştir, çocukları da varmış, çocukları da İstanbul'da yaşıyorlar. Benimle de daha önce yazışan oldu fakat sonra bazı fitnecilerden olmadı. E diç, kubanani dhe fmit e ti, kam pasur dhe një lidhim ato, por disa pitskime të disa shqiptarve keqdashës fatkeqësisht kanë ndikuar negativisht që ato nuk po lidhen. Nuk e di sepse çfarë është shkaku, por nga një herë jemi e keqeve të son. Po, çfarë shkruante në letra? Jo. Për jetën e ti, ishte martuar, sa fëmijë kishte, me çfarë punë merrej, ku ishte vendosur? Për ka një gjë këtu që në letrat e ti, se ne kemi qenë të vegjël atko, kuptohet, unë kam qenë 10 vjeç, 10 vjeç atko, shkruante më tepër që si jemi neve, si jemi neve, ça nevoja kemi, ça s'kemi, me se rojmë, se pyese për jetën tonë, kuptohet po jo? Po. Ne në fakt përgjigje tonë ishtë përgjigje pozitive, edhe vërtet ashtu ishim gjende, vjetoni mirë, s'kishim probleme ekonomike këtë gjëra. Devamlı kendisi mektuplarda da aynı zamanda hatır sormuş bir şey ihtiyaçları var mı diye fakat bunlar kendi maddi durumları iyi olduğu için her zaman iyi olduklarını söylemişler. Çünkü burada bahsettiğim gibi tek bir erkek evlat bırakmış ve o erkek evlatla barantıya geçmiş ve onu gelip de görmek istemiş buraya fakat komünizm onu bırakmamış. Dhe neve në pasi ra komunizmi, në ngjallën ato shpresat, në ngjallën shpresat për të gjetur gjyqin tonë, për të gjetur gjyqin tonë, se kishim atë garancinë e kishim që deri në vitin 1970, neve kishim lidhjet me të. Lidhje informacion që ishe gjallë, jetonte, punonte, pasaj ndru prejnë. 1970'li yıllarına kadar bağlantıları varmış fakat 1970 yılından sonra bağlantıları kopmuş ve komünizm düştükten sonra kendilerini bulmak için istemişler. Yani bu duvar yıkılınca biraz daha serbest olunca nasıl bulalım diye dertine düşmüşler. Hani ne ato kohon që ishi me vini Shqiptar nga Stamboli. Ndërmi e tyre vinda dhe një Shqiptar nga Luarasi, i cili e njifte shumë mirë gjyshin tonë. Si quhej ai? Tani, Nevros. Nevros, po, s'po kujtohet mi jemi, po Nevros e kishe. Mos ishe një buri gjatë?
Një goxha i gjatë? Jo, goxha i gjatë, mesatar. Po të një 70-75 ishe i gjatë. Jo, se kam johër një gjatë Gjonevrus, po e ka qënë shumë i gjatë, më tepër jo, si një 75. Jo, ajo erdi dhe ngelli këtu, pas e erdi ngelli në Shqipëri. Fakat o, o zaman oradan İstanbul'dan Arnavutlu'ya gelen bazı Arnavutlar olmuş. Yani Luaraz bölgesinde. Hatta Nevruz adında bir Arnavut gelmiş. Sonra dönmemiş. Burada ölmüş. Nevruz Davuti. Davuti Nevruz, Nevruz Davuti ismindeymiş galiba. Soyadı Davuti. O gelmiş. Burada kalmış sonra. Ve dedelerinden haber getirmişti. Tani e përmenda këtë Shqiptarin nga Luarazi. Se ajo nuk ka dhënë informacionet të cekta, po nuk ka një farë informacion bi aktivitetin e gjyshit ton. O dedesin hakkında, iş hakkında, hayat hakkında gerekli bilgiler aktarmış, çünkü yakından tanımıştır kendisine. Gjyshi i huajnë ato shtë, meret me blektori. Büyük baş hayvanla uğraşmış. Blektori edhe ka stalla me lop. Birkaç tane inek çiftlikleri varmış dedesinin. Kastamro edhe ky është aktiviteti kryesor, blektoria dhe... Në cilën vend të Stambollit i kishte ato? Po. Ai emri nuk e thoshte. Po. Po sipas indicieve nga sipas tregimeve, thonë që është në Kyçikoj. Pra, dedesi Nevruz Saliko, Nevruz, emri tjetër si ishte? Veli Gramozi. Veli Gramozi. Veli Saliko, Veli Gramozi, dedesi İstanbul Küçük köyde yaşamış. O zaman küçük köy bugün küçük köy değil. Tabii ki etrafında bir sürü köyler falan da var. Ve o zaman da inek çiftliği varmış. İnek büyükbaş hayvan işlerini yapmıştır. Onu tanıyan aynı zamanda Güney Arnavutları, İstanbul'da yaşayan Güney Arnavutları, özellikle Luaraz bölgesinde aynı bölgede giden Nevruz Davuti, kendilerini tanımıştır. Mutlaka onun da İstanbul'da çocukları, torunları vardır. Bu nedenle lütfen arkadaşlar, düşünmeyin ki benim burada bir çıkarım var. Türkiye'deki Arnavutların programları benim binine geçti. Ve bu bin tane aileden bir aile çıkıp da demez ki ben bu kızın cebinde bir yol parası verdim diye. Çünkü ben tüm masrafları kendime karşılıyorum. Televizyon programında kendime karşılıyorum. Herhangi bir çıkar yok. Fakat bu kökler bulunması lazım. Siz de biraz duyarlı olun, yüreğinizde, şurada, tam kalbinizin üzerinde elinizi koyun ve özlem duyan birilerinin, özellikle de ölmüş olan bir babanın oğluya bırakmış olan emanetine git ve dedeni bul. Dedeni bulmazsa mezarını bul. Canlı olanlar konuşmak istemiyorlarsa mezar nerede olduğunu bize söylesinler ki biz gidip bir çiçek oraya gönderelim. Yani hayvanlarda bizim ayrımcılığımız nedir? Duygularımızdır. Konuşabiliyoruz, dertimizi anlatıyoruz. Yani insan olmak, hayvandaki farkımız budur. Eğer bunu bilip de bunu söylemiyorsak, inanın ki biz o hayvanlarda da hayvanız. Pra, juve kërkonin një rënjë, dhe çka të gjeni nga gjyshi. Nëse nuk gjeni, nëse të njerëzit që jetojnë pasardhësit të gjyshit, fëmijët, nipërit, mbesrat, nuk duan të flasin, juve doni të gjeni varin e gjyshit. Varin e gjyshit. Edhe këtë e kam, si që thashë më pra që kam mamëneta babajtim, po të partën të dim se ku prejnë eshtrat e tia. Të dim një vend ku të kemë mundësi të shpejmë një buqet me lule. Ne shkërkojmë gjera tjera. Herhangi bir şey istemiyorlar, beklemiyorlar zaten. Her şeyleri var. Size hiçbir şekilde ihtiyaçları yok. Hatta ve hatta sizin belki ihtiyacınız var. Çünkü bunlar dünyanın her yerinde rahat rahat gidebiliyorlar da. Biz acaba yani oraya buraya başvurmadan kıpırdayabilir miyiz? Të pak ne nuk u takua me gjyshin tonë. A i ka dashu të vinte tek ne, po të pak në krijoj një farë mundësi që të vemi ne tek ai. Dede bize gelmek istedi. Fakat o zamanki dönemden dolayı gelemedi. O bizi bulmak istedi. Biz de onu bulmak istedik. Ama olmadı. Yani şu an bari babamın emanetini yerini getirip de onun kemiklerinin hangi yerde yattığını bulmak, görmek istiyoruz, diyor Luan Bey. 74 yaşında bir adamın çağrısı var arkadaşlar. Lütfen Güney Arnavutları, İstanbul'da yaşayan Güney Arnavutları, bu kadar duyarsız olmayın.
Binlerce program yaptım ben Arnavutlarla. Binlerce program yaptım ben Kosova ve Makedonya Arnavutlarıyla. Binlerce program yaptım ben Çamarı Arnavutlarıyla. Ve herkes duyarlıydı. Siz de biraz duyarlı olun. Yani şurada sizin burnunuza birileri çekmesini müsaade etmeyin. Yardımcı olun. Bir iz verin. Yani gidip de devlet araştırıp da bir mezar bulmayalım. Ayıptır yani. Milyon varız Türkiye'de. Pardon, tu jeni shofta da varrin e gjyshi, ti dërgoni një buqet me lule. Të lutem një mesazh për shqiptarët e Turqisë, sidomos shqiptarët e jugut, se janë një masë shumë e madhe në Istanbul. Dhe një pjesë e mirë atyre banojnë akoma edhe sot shqiptarët e jugut në kyçik këj. Një pjesë e tyre edhe e kanë njohur gjyshin tat. Por një pjesë edhe tjetër nuk donë që të lidhet. Nuk e di se çfarë është shkaku, nuk e di çfarë është sebebi, nuk e di se pse, por gjithmonë them, ajo që na ndan nga kafshët është ajo që kemi zemër, kemi ndjenja dhe kemi gojë dhe e shprehim. Nëse ato din diçka dhe nuk lajmërohen, ose dikush tjetër i pengon që të flasin, më vjen keq, por as kafsh nuk i them dot se kafshët janë më të ndjera se disa njerëz që s'kan ndjenja fare. Ju kërkoni një varr, të dërgoni një tuf lule. Po. Asgjë tjetër. Një mesazh për ato shqiptarë të Turqisë të cilët e kanë njohur gjyshin tuaj, ose e din që mund të ketë një pasardhës, ose që e din se ku jetojnë pasardhësit e tyre, ose e din se ku mprehet. Pikë së pari, unë dua atyre të uroj jetë mbarë, të uroj shëndet, të kalojnë shumë mirë me familjet e tyre, edhe të mos e shuajnë kur mali, dashurina, për kombin e tyre, për rënjët e tyre, për Shqipërinë. Siz e bir mesajı var arkadaşlar. Sizler ilk önce ailelerinizle iyi olmanızı, hayatta mutlu olmanızı diliyor. Ve ayrıca olduğunuz yerde, nerede olursanız olun, hem memleketi, hem vatanının, hem akrabalarınız, hem kendi kanınızda olan sevginizi eksiltmeyin. Onu sıcak tutun. Edhe ana tjetër, Shqiptarët gjithmonë, kur kanë qenë në jashtë atë tyre, ata kanë shkuar pikërisht për këtë Shqipëri. Që kjo Shqipëri të progresoj, të eci për para. Edhe kanë shkrirë pasurinë e tyre dhe zhëgje vetëm për përbarim e Shqipërisë. Në këtë pamje, edhe gjyshitim e ka bërë këti që. Edhe duko nisu nga kjo, unë u bëj lutje të gjithë Shqiptarëve, e në mërë të veçanë kolonjarëve. Size özellikle koloni Arnavutlarını, İstanbul'da yaşamakta olan koloni Arnavutlarını size özel olarak bir ricası var Luan Bey'in. Bak 74 yaşında bir adamın ricası var sizden. Çoftë kanë, çoftë një njoftim, çoftë një njohuri, çoftë një dije, sa do të vogël, të hedhin pak dritë. Küçücük bir bilginiz varsa, minicik bir mum ışığı kadar bir ışık yatkın bu benim arayışımda ki bu özlem bitsin. Të na krijojnë edhe neve një zjarr të madh. Na krijojnë edhe neve një gjendje të kënaqshme shpirtërore për të vajtur të gjyshi ynë. Bize yardımcı olun, bildiğiniz bir şey varsa anlattın, akrabalar bağlantıya geçsin, bir ışık versin, o mezarı bulalım ki gidip bir çiçek verelim diyor. Tek istedikleri bu. Urdra ana? Kontributi i gjyshit është i madh ke koloniale. Özellikle dedesine İstanbul'da yaşamakta olan güney bölgesine koloni Arnavutlarına zamanında da kapısı açıkmış, destek vermiş. Gjyshi i ka pas ndihmuar shqiptarët e kolonjës në atko. Sidomos ata që kanë qenë në Kyçiköy. Në Kyçiköy, Istanbul. Në Istanbul. Çfarë kishte bërë për ato gjyshin atko? Bile, po tregoj një rast të kësaj natyre që ishte një familje nga Saranda, si pas të thena që ne ka sa të konfirmuar e në këto, në tani nuk jam gjenë të vërdetoj, por ajo ishe një gjenë jo të mirë. Familja nga Saranda. Që ka vajtur në Istanbul. Që ka vajtur në Istanbul. Edhe dërmejt e vede i pari familjes, vede të gjyshim, edhe i tregon për gjendjen si është. Gjendje ekonomike. Yani zamanında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç etmiş olan özellikle güney bölgesini koloni Arnavutlarına genellikle sıkıntısı olan, madde sıkıntısı olan, konaklama sıkıntısı olan her kimse kendi dedesinin kapısını çalmışlar ve çok aileler yardımcı olmuşlar. Gjyshitim e dëgjon dhe në fund fare i jep një ndihmë për 100 kokë bakti.
Ve öyle bir aile Saranda bölgesine gitmiş olan ve orada yerleşmiş olan bir aile dedesinin kapısını çalıyor ve sıkıntılardan bahsediyor ve ona destek olarak 100 tane hayvan veriyor, baş hayvan veriyor. Hani işi olsun, gücü olsun diye. Şu mukatan ay personi icili fliste meşon simpati projesini tim. Bu bilgileri de aslında o aileye bağlı olan birileri aktarmıştır kendilerine. Po juve sot këto, çfarë keni në Shqipëri? Keni shtëpi? Po, tani ne banojmë në shtëpi, po që si që shikom kjo është banesa ku banoj unë këtu. Mrekulli banesa juaj? Po në kolonjë, atje në Luaras, keni... Në Luaras, keni neve nuk kemi tani, kemi pasur toka këto gjera, po ato i kemi lanë dhe si kemi marë, nuk ashtu. Nuk i keni marë? Nuk i kemi marë, i kemi lanë, të janë toka djerë, pa... Rin aty. Rin aty. Po rin si prona. Rin si prona. Bakın kendileri de burada Tirana merkezde gördüğünüz gibi gerçekten çok estetikli, çok hoş bir evleri var. Ve memlekette dedesinin hani doğduğu toprakta ve babası doğduğu toprakta Luaras'ta kendi toprakları var. Herhangi bir mal, mülk peşlerine değil arkadaşlar. Yani sadece mezarı bulup çiçek göndermek istiyorlar. Çünkü 13 yaşında bir çocuğun babasının emaneti var ve 13 yaşında o zaman 74 yaşında şu anda yani 60 yıllık bir hasret var. 60 yıllık bir emanet var. Yerini getirilmesi gereken bir emanet var. Bari o mezarı bulup da onun kemiklerinin nerede olduklarını bulup da oraya gidip o mezar başına bir çiçek verip de babasının ona duyduğu hasreti, özlemi aktarmasına vesile olun. Eminim ki aramızda duyarlı insanlar vardır. Herkes duyarsız değil. Hani yamuk bir işte ağaç tüm ormanın imajını bozar da tüm ormanı bozamaz. Aynı zamanda eşi de aktarıyor. Diyor ki kardeşleri, kendi kardeşleri herkesin, bizimkiler zaten biliyorsunuz ki rahat rahat her gün İtalya'ya gidip yurt dışına gidiyorlar. Böyle bir madde sıkıntısı yok. Öyle bir şeyin peşinde değil kimse. Tiyatro. Jo këto kam edhe kërkesa ime kjo është. Kërkesa jo të kjo është, që dikush të jap një lajm, të gjeni varin, të rëgoni një tuflule. Të pak dritës, si tham, bi... Të shuhet emaneti, të shuhet mali, ajo, emaneti babës. Të realizohet, ajo. Të realizohet, a? Të realizohet, ajo. Tek bir dileğimiz var ve bir isteğimiz var. Bu programın amacı da budur. Emaneti yerine getirmektir. Bu da size de iş düşer arkadaşlar. Eminim ki birkaç kişi duyarlı çıkacak ve bu konuyla ilgili birazcık bir ışık yakacaklar. Biz de hangi mezarlıkta yattığını bulup oraya gidip kendileri gelip orada bir çiçek bırakacak. Sizden haber bekliyoruz. Ben yine ki çatıfonit. Tani çiçeği konu nuk jam yeri. Jam një moshë paka shumë të mave. Këta manet që e kam nga babajti, unë do t'ja ula edhe 10.000. Desa të realizohet. Kjo amanet nuk do të des. Benim tüylerim diken diken oldu. Çünkü şöyle diyor. Ben 74 yaşındayım ve genç de değilim artık diyor. Ben hayattayken gerçekleştirmek istiyorum. Babamın emanetini yerine getirmek istiyorum. Ama ben başaramazsam benim çocuklara mı da emanet bırakacağım? Ki babamın emaneti yeri gelene kadar bizim ve benim çocuklarım rahat yok. Duat falendere de ju e moza për këndim jashtëzakonisht të sinqertën, jashtëzakonisht me zemër që më ke dhënë mundësinë për të shprehur një kërkesë dhe një dëshirë time të kahershme për të gjetur varin e gjyshit. Shumë faleminderit moza. Faleminderit gjithashtu. Zoti të ndihmoftë. Unë kam kënaqësi dhe ndihem e lumtur nëse mundohem të realizoj, ndihem shumë e lumtur sidomos kur bashkohet një familje ose një rënjë në rënjën e vet, sidomos edhe për brezat e ardhshëm se juve keni sot kemi fëmijë dhe fëmijët tuaj janë të martuar, ato kanë fëmijë. Nëse gjyshi kalon pas ardhës, ato kanë fëmijë. Sot kemi rrjetet sociale që po afrohet bota në tavolinën tonë, në sofrën tonë. Dhe sot një pyet me nipin e një kushërir tonë të parë atje, mund të bëj një lidhje dashurie, pra do të thotë që mund të martohet mortra me vullan, dhe kjo është diçka që nuk e pranojmë dot. Duhet ta eliminojmë këtë rrezik. E vetë arkadaşlar, bakın, birinci,
Birinci derecede dedesi oraya gelmiştir. Orada belki evlenmiştir, çocukları vardır. O çocukları, o çocuklarla zaten birinci kuzen oluyor. Bunun çocukları ve onun çocuklarında bugün sosyal medyada buluşsa, konuşsa, birbirine aşık olsa, inanın ki birinci kuzen, ikinci kuzenle birbirine evlenmiş olacaklar. Bu şekilde kan bozulmuş olacak. Kardeş kardeşle evlendiği zaman bu dünyaya gelen çocuklar hasta çocuklardır. Farklı problemlerde artık dilim varmıyor bazı şeyleri dilime getirmeye. Sakat çocuklar doğuyor ve maalesef ki maalesef bu ciddi ciddi sıkıntılarla ve hastalıklarla ve problemlerle nesilde nesile aktaracak olan bir kan karışımından kaynaklanacak olan bir bağlantıdır. Bu nedenle bir söz verin, bir buluşsunlar. Hiç olmazsa gidip de gelmeseniz de bile kuzenler uzaktan uzağa bilsin kim kimin kuzeni olduğu ki bu akraba evliliğine engel olalım. Çünkü bu bizim tabiatımızda çok ters bir şey. Ki hoje discutiamo se prendo una shqiptare deri në shtat brezë martesa. Kështu që edhe po mos të shkoni, edhe po mos të vini, edhe unë i kërkoj që të japin një lajm, një zë, që parsalësit të gjyshit, fëmijërit e tyre me nipra tuaj të paktën mos të njihen në rrjetet sociale, mos kërkohet një martesë që mos të prishë gjaku. Shumë drejt, shumë drejt. Ju faleminderit. Shpresoj që dikush do të na japë një lajm. Shumë faleminderit. Dikush do të jetë ndjeshëm. Edhe do ta dërgojmë së bashku atë lule atje. Umarım o çiçeği dedesinin mezarında hep beraber götürelim arkadaşlar. Sizden bir haber bekliyoruz. Bir ses verin.